yine bir nostalji videosunda daha beraberiz. Şöyle bir ürün var. Açık söyleyeyim, bu ürünün ne olduğunu bilmiyorum. Yani isim ne diye geçiyor bilmiyorum. Enel sigortayla motor koruma şalterini paralel bağlamışlar. Şimdi buna geleceğim. Önce biz normalde Enel sigorta kullanıyoruz sistemlerimizde. Bir kısa devre anında ya da işte belli noktalardaki aşırı yüklerde açma yapıyor. Bu şekilde Enel'lerimizi, Enel sigortalarımızı sigorta hattına oturtuyoruz. Şimdi burada sıkıntı ne? Bir motor koruma şalteri olsa ya da işte bir kompakt şalter olsa fazlardan bir tanesi örneğin açma yaptı, kesti ya da o faza ait bir kısa devre oluştu, kompa olduğu gibi açtırır. Motor koruma şalterini olduğu gibi açtırır. Ama burada fazlardan bir tanesi şu örneğin koptuğunda diğerlerinde sigorta takılıysa buradan enerji beslemesine devam eder ve sistemimiz bizim iki faza kalır. İki fazla bildiğiniz gibi sıkıntı. İyi de burada fazlardan bir tanesi gittiğinde sistemi nasıl açma yaptırabilirim? Bunun çeşitli yöntemleri var. İşte bunun altına çıkışına siz bir tane faz yokluğunu da ölçen koruma rölesi takarsınız. Faz olmadığında, faz yokluğunda gider. Bu üstten bir besleme muhtemelen kontaktörle yapılıyordur. Bunun üstündeki kontaktöre açma yaptırır. Ya da bunun üstünde kontaktör yoksa da bunun üstünde bir boy büyük bir kompak vardır. Kompağı uzaktan açtırma bobiniyle ya da düşük gerilim bobiniyle açma yaptırır. Onunla ilgili nasıl yaptırılacağını kompaklarla ilgili çok detaylı videolar hazırladım. Şimdi ya buraya bir röle bağlayacaksınız faz yokluğuna bakan ya da yine benim hurdalığımdan çıkan çok eski bir ürün var. Böyle bir şey kullanacaksınız. Şimdi bu nasıl bir şey? Üstten baktığınızda diyeceksiniz ki ya bu bir motor koruma şalteri. Motor koruma şalteri de içini açalım. İçini açtığınızda da bu bir sigortalı yük ayırıcısı. Şunu şöyle kenara alayım. Şuraların her birine Enel sigorta takılıyor. Bakın, buraların her birine Enel sigorta takılıyor. Bunu şu anda bu giriş diyelim, bura çıkış diyelim. Girişle çıkış içerisine şeyi oturtturduk burada. Adresi getirin. Enel'i sigortamı oturtturdum. Şimdi burada en son açacağım bunu. Şimdilik açmayacağım. Burada da konnektörler koymuş. Bu konnektörler nereye geliyor diye bakayım şöyle bir. İşte bunun da bu huyunu sevmiyorum ya. Açmayayım dedim ama açtık. Neyse açmış bulunduk. Burada da şurada da pinler var. Yaylı pinler var. Bu pinlerde şuradan en son videonun sonunda açarım. Ama tahminime göre buradaki motor koruma şalterine geliyor. Yani sigortalardan, şuradaki sigortaların üst kısmından buradaki motor koruma şalterine 3 faz geliyor ve sigortaların çıkışında 3 faz çıkıyor. Şimdi neden böyle bir yapı kurmuşlar? Onu çözmeye çalışıyoruz. Bakın burada da kuvvetle muhtemel yardımcı kontak ya da arıza kontak bloğu var. Şimdi bunlar, takalım şunu. Şimdi bu şekilde ben altlarına enaşları bağladım. Bu enaş buna göre değil galiba. Ya da oturtturamadım mı? Şimdi bunun için enaşları yoktu. Bulduğum enaşı taktım ama olmadı. Neyse. Alayım şimdi. Ya oturtturamadım bunu. Enaşların üst durumunu kapadık. Kapadığımız zaman aşağıdaki enaş sigortalara yukarıdaki motor koruma şalterinin ya da işte tabii motor koruma şalteri bu. Motor koruma şalterinin giriş ve çıkışları paralel bağlandı. Şimdi bu sigorta açma yaptı. Örneğin burada kaç amper demiş buna? Maksimum 160 amper demiş. 160 ampere kadar enaş takıyorsunuz. Şimdi aşağıdaki şu enaş açma yaptığında bu enaşın üzerinden yüke gitmesi gereken akım nereye geliyor? Motor koruma şalterinin girişine çıkışına. Bu sefer bu enaşın üstünden geçmesi gereken örneğin 100 amperse 100 amper motor koruma şalterinin üstünden geçiyor. Burada herhangi bir akım değeri var mı? Test kısmı demiş. Gözükmüyor. Örneğin buradaki benim motor koruma şalterimde 10 amperlikse
100 amper çekilen bir devreden motor koruma şalterini 10 amperlik seçtiğinizde motor koruma şalterinin üzerinden çok yüksek akım geçiyor. Motor koruma şalteri açma yapıyor. Açma yapınca buradaki kontaklar konum değiştiriyor. Bu kontaklar da ya bunun önündeki işte bir kontaktör varsa kontaktörü açma yaptırıyor ya da bir kompak varsa kompağı açma verdiriyor. Bu sayede ne oluyor? Sistemde fazlardan biri gittiğinde o faz akımı buradaki motor koruma şalterine binip motor koruma şalterini açtırıp kontaklar açma yaptığında kontaktör ya da işte kompağın uzaktan açtırma bobini üzerinden siz açma yaptırıp sistemin iki faza gelmesi kalmasını engelliyorsunuz. Şimdi şu yukarıdaki şunların ne olduğuna bakacağım ölçü aletiyle. Alalım. Şu anda bir de muhtemelen yan yanadır inşallah. Bir bakalım. Ölçü aleti gözüksün. Aha. Değil. Değil. Bu kontak böyleymiş. Tabii dirençler niye böyle oldu bilmiyorum. Gözüküyor mu? Parlama oluyor. O zaman diğeri de acaba şu mu? Evet, diğeri de bu. Buradaki yardımcı kontak blokları üzerinden ne yapıyor? Sisteme açma yaptırıyor, kontaktör ya da pompa. Bu şekilde sistemin iki faza kalmasını engelliyor. Değişik bir yapı. Ha, bu ürünü ben sahada hiç görmedim. Açık söylemek gerekirse. Bu ürünü sahada görmedim. Ama bir yerlerden gelmiş benim hurdalığa. Enteresan geldiği için videosunu çekmek istiyorum. Bunun ismine, teknik ismini bilmiyorum. Yani Enel Sigorta paralelinde motor koruma şalterinin teknik ismini bilmiyorum. Şunu bir de mi? Bir de. Bilen arkadaşlar yorumlara yazarsa sevinirim. Şurada bakın yaylı bir yapı var. Bunlar muhtemelen şuradaki, tabii buraya tam tekabül ediyor. Enaçların yukarıdaki kulakçıklarından burada var mı ona göre bir şey? Yok. Enaçların kulakçıklarından enerji alıyor. Şu. Enaç açma yaptığında bunlara geçmeyen akım buradan motor koruma şalteri içinden geçiyor. Açma yaptığı motor koruma şalterinin akım değeri düşük olduğu için. Şimdi göstermesi lazım. Evet. Ya muhtemelen benim ölçü aletimde bir şey var. Yüksek omaj gösteriyor. Enteresan. Acaba arızalı mı? Böyle ürün var. Şimdi ufak ufak sökeyim bakayım neymiş bu. Koca atölyede bulduğum tornavidaya bak ya. Aa geldi. Buradan çıkacak bir yer var mı? Ya işte bak şimdiki yeni teknoloji bir ürün olsa bunlar düz tornavida ağzı konmaz. Muhtemelen yıldız olur. Hatta benim işimi zorlarsın diye tork koyar, çatal koyar. Vallahi bildiğiniz düz vida koymuşlar. Ya biri buna kafa yormuş ya. Yani hakikaten biri buna oturmuş kafa yormuş. Ama bu ürünü ben görmeden bana desen ki ne yaparsın? Ya enerji çıkışlarına, sigorta çıkışlarına bir tane faz yokluğunda ölçebilen röle koyarım. Onun kontağı üzerinden iş yaparım. Aha! Evet. Enteresan. Tahmin ettiğim gibi ya. Yani motor koruma şalteri bu. Bakın şu yardımcı kontak bloğu. Daha önce bunlarla ilgili çok video çektim. Bu yardımcı kontak bloğunu buraya çıkartmış. Şuradaki sokete, yani demin ölçümü yaptığım şu sokete çıkartmış. Girişler burada. Dediğim gibi bu pinlere, yukarıdan pinlerden enerji alıyor. Çıkış da burada. Buradaki pinlere geliyor. Kaç amperlikmiş onu merak ettim ya. Üstüne yazıyor mu? Yaşlandık abi, göz de görmüyor ya eskisi gibi. Testi vermiş. Pinleri niye vermemiş?
Gördüğüm kadarıyla 4 amper civarında bir akım değeri vermiş. 230, 600, 220, 230, 4 amper gibi bir akım değeri vermiş. AC kaç bu? 15 mi? 5 mi? Özel görmüyor. Yaşlanmışız. Böyle bir değişik ürün var. İlk defa gördüm. Neyse, ürünü merak etmiştim. Hani çalışma mantığını çözmüştüm ama içindeki yapıyı tam olarak neydi bilmiyordum. Bu bahaneyle onu da açtım, inceledim. Bu ürünün ne olduğunu bilen arkadaşlar, bunu kataloğunu falan ona göre mi basmışlar buradan? Bunun ne olduğunu bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Yani teknik olarak isminin ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Siz bunu eğer sıfıra getirirseniz buradaki motor koruma şalterinin kontaklarını açmış olacaksınız. Aşağıda faz kesikliğini algılayamaz. Çünkü üstünden faz kesilse daha akım geçirmez. Ancak bir konumunda bu işlem yapar. Bu videoda böyleydi. Nostalji videolarımızın arasına bir yenisini ekledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.